Ondan herkese merhabalar. Emel'le Lezzetlanlar mutfağından bugün fırında poşette fırın poşetinde güzel bir yemek hazırlayacağız. Tavuk yemeği. Bunun için marketlerde satılıyor zaten. Tavuk kalça butu aldım. Acı ve tatlı toplam 2 yemek kaşığı, 1 yemek kaşığı biber salçası, 1 yemek kaşığı domates salçası kullanacağım. Acılık oranı size kalmış. Biber salçasında ben acı kullanacağım. Lezzetli olması açısından baharatlar çok önemli. Burada kekik kullanıyoruz, tuz kullanıyoruz, karabiber kullanıyoruz, kimyon kullanıyoruz baharatlar olarak. 1 adet soğan kullanacağız. 2 adet havuç. Havucun boyutları tabii ki siz tercihinize göre daha da arttırabilirsiniz, azaltabilirsiniz. 1 adet patates kullanacağım ve mantar kullanacağım. Burada ilk yapacağımız iş tavuklarımızı güzelce ben yıkadım. Tüy eğer varsa kontrol edin, tavuklarınızın üzerinde tüy varsa hemen ocağınızda kısık ateşte şöyle bir 2 dakika tüylü olan kısımları üterseniz tavuklarınız tüysüz bir şekilde sofranıza, tabaklarınıza sunum olacaktır. Bu önemli bir detay. Hele de şu sağlıkla ilgili sorunların çıktığı bir dönemde ki her zaman dikkat etmemiz gereken bir durumdur sağlık konusu. Bunun için kalça butlarımızı ben ikiye keseceğim. Kestiğim kalça butlarımı bir tabağa alıyorum. Derin bir tabağa, kaseye alıyorum. Üzerine iri iri patateslerimizi ekleyeceğiz. Malzemelerin bunların sayısını siz istediğiniz gibi arttırabilirsiniz. Havuçlarımızı ilave ediyoruz. Soğanımızı keselim. Önce ortadan ikiye kesiyoruz. Burada görüyorsunuz zaten eklediğim malzemelerimizi. Soğanımızı ortadan ikiye kestim. 3 ya da 4 dilime soğanımızın büyüklüğüne bağlı kesebilirsiniz. Bol soğan, bol sarımsak tüketelim. Sarımsağınız varsa eğer 5 diş sarımsak içerisine ekleyin. Eğer sarımsak tozunuz varsa sarımsak tozu ekleyebilirsiniz. Ben hem sarımsak hem sarımsak tozu, yani 3 diş sarımsak, biraz da sarımsak tozuyla lezzetlendireceğim içerisine. Burada salçamız var demiştim. 2 yemek kaşığı salçam var. Acı 1 adet 1 yemek kaşığı acı biber salçası, 1 yemek kaşığı da domates salçası kullanacağım. Domates salçam acı olmamaktadır. İçerisine biraz su ilave edeceğim. Burada yarım su bardağından biraz fazla. Ben yarım su bardağı ilave edeceğim. Yarım su bardağı su ilave ediyorum. 1,5 fincan kadar da sıvı yağım var. Sıvı yağ ekledim. Baharatlarımı ilave ediyorum. Tarifte açıklama yazısına da ekleyeceğim tüm malzemelerimizi. Mantarı ve biberi eklemedim. Bunları güzelce bir harmanlayacağım. Elimizle hepsine tavuklarımızı, bütün malzemelerimizi yediriyoruz. Çok ezmeden bütün baharatın, salçanın bütün malzemeye karışmasını sağlıyoruz. Evet, tüm malzemelerimizi harmanladık güzelce. Fırın poşetimiz var. Artık marketlerde zaten satılıyor biliyorsunuz. Bir borcamın içine fırın poşetimizi alıyorum. Buradaki tüm malzemeleri içerisine ilave edeceğim. Eğer tavuğu ve diğer malzemeleri daha çok kullanacaksanız iki fırın poşeti kullanmanızı tavsiye ederim. Güzelce yıkadığım mantarları bütün olarak içerisine ilave ediyorum. Hepsini ara ara ilave edin ki hem karışmış olacaklar. Tamam, patateslerimi de ilave edelim.
Bu arada kalan sosumuz içerisinde, yağlı sosumuz var kabımızın içerisinde. Bunu hemen fırın poşetimizin içerisine döküyoruz. Burada kalan suyunu fırında poşet tavuğumuz hazır. Şöyle çalkaladım hemen. Sosu zaten harmanlamıştım. Ağzını kapatacağız. Burada görüyorsunuz kapatma aparatları içerisinde oluyor zaten. Koparalım. Şöyle biraz düzelttikten sonra ağzını hemen çeviriyoruz. Görüyorsunuz. Kapatma aparatımızla kapatıyoruz. Kendi buharı ile güzelce pişmesi için sosu zaten var. Eğer mantar kullanmadıysanız lütfen suyunuzu bir su bardağı kadar su ekleyin. Mantarımız var içerisinde. Mantar da sulanacaktır. Bu sebepten dolayı böyle yarım su bardağından fazla su ilave ettim içerisine. Böyle küçük kesikler atıyoruz. Buharda pişmesi için etrafına. Fırınımızı 195-200 dereceye ayarlıyoruz. 195-200 derece arası fırında orta tarafın bir alt tarafında tabii ki her fırın derecesi farklı, pişirme oranı şekli farklıdır ama bu sebepten dolayı dediğim gibi ben orta tarafın bir alt tarafında pişiriyorum. Kendi buharıyla pişecek, yoksa üst tarafta hemen üst kısmı yanmaya başlayacaktır. Kendi buharıyla güzel güzel pişsin istiyorum. Evet. Görüyorsunuz gayet de pratik bir yemek ve çok da hani etraf tencere kirletmemiş oluyoruz bu anlamda. Fırına gönderiyoruz yemeğimizi. Tekrar görüşmek üzere. Evet, fırında hazırladığımız, fırın poşette hazırladığımız tavuk yemeğimiz hazır. Yemekten sonra zerde sütlaç hazırlamıştım. Onlardan ikram edeceğim sevdiklerime, kendime de özellikle. Bunun tarifini sizlerle paylaştım kanalımda. Mutlaka bulun derim. Gaziantep yöresine özgü güzel bir sütlü tatlıdır. Pratik bir sütlü tatlıdır. Fırında pişen tavuk yemeğimiz de hazır. Görüyorsunuz çıtır çıtır güzel bir lezzet oluyor. İçi lokum gibi yumuşacık, bütün malzemeleriyle lezzetler bütünleşti. Üzerine ben tarhun otu serpiştirdim. Eğer varsa bulabilirseniz tarhun otu. Bu da yöresel bir lezzettir. Biz Gaziantep yöresinde yemeklerde kullanırız. Kokusu güzel bir lezzettir. Hem de sağlıklı bir bitki. Yoksa da nane ya da bir maydanozla da süsleyip ikram edebilirsiniz. Sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Videomu izlediyseniz lütfen kanalıma abone olmayı unutmayınız. Yorum, görüş ve önerileriniz benim için çok önemli. Bekliyor olacağım. Sevgi ve lezzet dolu günler dileğiyle afiyet olsun.